Arpanın yararları ve zararları nelerdir? Ne işe yarar? Arpa neye iyi gelir? Zayıflatır mı? Şifa deposu olan buğday gideri ailesinden arpa taneleri genellikle malt ve yem olarak kullanılır. Ekonomik önemi olan nadir bitkilerden birisidir. Önemli bir besin kaynağı olan arpanın taneleri ekmek yapımında, türlü yemeklerde, çorbalarda, kahvaltılık, tahıl karışımlarında, lapa, kek, kurabiye ve içecek gibi alanlarda çoğunlukla kullanılabilen bir besin kaynağıdır. Dünya genelinde bulunan arpa, ülkemizde ise genellikle büyük oranda hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca bir diğer en çok kullanılan alanlardan birisi de bir yapım ve gıda sanayisidir. Buğday gideri ailesinin bir üyesi olan arpanın ana vatanı Ön Asya olarak bilinir. Arpa genellikle ılıman ve sıcak iklimlerde yetişir. Şifa kaynağı olan bu bitkinin birçok faydası mevcuttur. Buğday gideri ailesinin bir üyesi olan arpanın ana vatanı Ön Asya olarak bilinir. Arpa genellikle ılıman ve sıcak iklimlerde yetişir. Şifa kaynağı olan bu bitkinin birçok faydası mevcuttur. Arpa bitkisinin içerisinde bulunan B vitamini, demir, lifler, kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır, protein, amino asitler ve gluten açısından oldukça zengin bir tahıl ürünü olan bu şifa kaynağı sağlık dostu olan arpa bitkisi sizlere sağlıklı bir hayatın kapısını aralar. Buğday gideri ailesinin bir mensubu olan bu sağlık dostu olan besin kandaki kolesterol seviyesini kontrol eder. Bu şekilde kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Doğal bir balgam söktürücüdür. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Diyabeti kontrol altına almaya yardımcı olur. Erken ölüm riskini azaltmaya yardımcı olur. Bağırsak sağlığı üzerinde olumlu önemli etkileri vardır. Arpanın zararları. Arpanın gereğinden fazla tüketimi rektal kanamalara sebep olabilir. Bağırsaklarda şiddetli gaz sancılarını meydana getirebilir. Arpanın aşırı tüketimi sonucu çölyak hastalığına sebep olabilir. Şifa kaynağı olan bu mucizevi besinin yararı olduğu gibi zararları da vardır. Gereğinden fazla tüketimi sonucu karaciğeri yorar ve solunum rahatsızlıklarına sebep olabilir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.